Kotor 1400-1800'lü yıllar arasında Venediklilerin hakimiyetinde bulunan ve bugünkü görünümünü de Venedikliler sayesinde kazanan yaklaşık 15 bin nüfuslu, Karadağ'a bağlı ve Avrupa'da çok popüler tarihi bir şehir. Biz bugün Kotor'da UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Kotor'a gelince mutlaka görülmesi gereken Kotor eski şehrini yani Old Town'ı ziyaret edeceğiz. Ve size burada ziyaret etmeniz gereken yerleri anlatacağız. Kotor şehrinin en çok kullanılan sahil tarafında bulunan giriş kapısında Tito'nun bir sözü yazıyor. Burada Tito demiş ki, size ait olmayanı istemeyin, size ait olandan da vazgeçmeyin. Eski şehre girdiğinizde sizi bir saat kulesi karşılıyor. Saat kulesinin önünde hemen bir utanç sütunu bulunuyor ve içinde bulunduğumuz meydan da ordu meydanı olarak geçiyor. Bu utanç sütunu zamanında burada suç oranı fazla olmadığından dolayı buraya hapishane yapılmamasından ötürü kötü bir şey yapanın bunun önünde utandırıldığı bir sütunmuş. Yani aslında toplumda dışlanıldığı, kötü bir eylem yapan kişinin cezalandırıldığı yermiş burası. Kotor Eskişehir'e kadar gelmişken bu Eskişehir'in sokaklarında mutlaka kaybolmanız lazım. Budva kadar küçük değil bu şehir ama sokaklarını gezmek isterseniz yarım saatte bitirebileceğiniz kadar da küçük bir Eskişehir burası. Mutlaka beğeneceğiniz bir sokak fotoğrafını çekmek isteyeceğiniz bir köşe başı ve mutlaka oturup soluklanmak isteyeceğiniz bir kafe bulacaksınız. Bir yer önermiyoruz çünkü herkesin zevkine göre burada bir şey bulacağı kesin. Mutlaka bu antik şehrin sokaklarını hiçbir destinasyon kendinize işaretlemeden keşfedin. Bir tane kilise göreceksiniz Kotor sokaklarında. İkisi de büyüklüğüyle ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Saint Trifon Kilisesi, diğeri de Saint Nicholas Kilisesi. Biz şimdi Hırvat Katoliklerin kilisesi olan Saint Trifon Kilisesi'nin önündeyiz. Şimdi de bir Ortodoks kilisesi olan Saint Nicholas Kilisesi'ne gidelim. Thank you.
Bu ülkede birçok etnik grup bir arada yaşıyor. Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, Karadağlılar ve bu ülkedeki Ortodoksların bir kilisesi, St. Nicholas Kilisesi. Bu meydanda da birçok kafe ve restoran bulunuyor. Burayı da beğenip burada oturmak isterseniz bu kilisenin önü de sizler için bir alternatif. Bu kiliseye arkamızı dönüp kiliseyi sağ tarafımıza aldığımızda bir kale bekliyor bizi. Bu kale, bu Kotor'daki en güzel fotoğrafların çekilindiği, Kotor Körfezi'ni ve Kotor Old Town'u çok panoramik bir şekilde gören Kotor Kalesi. Kotor Kalesi'ne çıkmayı sakın ihmal etmeyin. Kotor Kalesi'ne çıkış kişi başı 8 euro bu arada. Biz gün batımında çıktık. Şöyle bir handikapı vardı. Güneş batıdan batıyor ve poz verdiğiniz tarafta batıya bakıyor. Yani karanlık fotoğraflar elde ediyorsunuz. Ama gün doğumunda çıkarsanız Kotor Körfezi'nin o muhteşem görüntüsüyle çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Bir de bir şey duyduk. Bilet alan görevli erken saatlerde bazen gelmeyebiliyormuş. Yani kişi başı 8 Euro'dan yırtma ihtimaliniz de bulunuyor çok erken saatlerde giderseniz. Kotor Kalesi'ne çıkarken burası da Kotor Old Town'ın kilisenin yanından görüntüsü. Kaleye çıkış 8 euro. Bayağı da yorucu ama manzaraya değiyor. Biz Türkiye'den alışığız ama Kotor'un kedileri meşhur. Hepsi de maşallah etine dolgun, bayağı bir büyümüşler. Su lezzetli. Gerçekten lezzetli. Birçok çeşme de bulunuyor Kotor'da. Serinlemek için birebir. Pizza, pizza. Aynen. Burada ne yenir derseniz vallahi dilim pizza yenir. Budva'da da öyleydi, Kotor'da da öyle. Şimdi burada Pronto Pizza diye ünlü bir pizzacı varmış, dilim pizzacı. Biz de orada bir adet margarita yemeye gidiyoruz. Yine margarita yok. Margaritasında iki tane var. Kart geçiyor mudur burada acaba? Bence geçmiyor. Pizza dilimi büyük. Dilimi 3 euro. Lezzetli bir pizza. Gerçekten lezzetli bir pizza. Siz de mutlaka deneyin. Çünkü buraların en çok tüketilen fast food'u bu. Hem de en ucuzu. Hem de en ucuzu. Hem de İtalyan mutfağı çok yaygın Karadağ'da. Venediklilerden dolayıymış galiba. Evet. Bunların başında da tabii ki pizza geliyor.
Kotor'a kadar gelmişken buraya yarım saat mesafede bulunan Perast'ı, Tivat'ı ve Budva'yı mutlaka ziyaret edin. Kotor eski şehrin surlarını ziyaret etmek de mümkün. Yani buraya çıkıp yürüyebiliyorsunuz. Hem bu surların üzerinde birkaç kafe ve restoran da bulunuyor. O kafe ve restoranları da değerlendirebilirsiniz. Özellikle gece ışıklandırmayla çok daha tatlı ve güzel gözüküyor. Surlar aynı zamanda şehrin büyüklüğünü anlamak için de daha iyi bir fikir sunuyor size. Kotor şehri aslında ziyaret edilmek istenirse bir günde kalesiyle birlikte gezilebilecek bir şehir. Ama bu şehri hissetmek, bu şehirde lokal gibi yaşamak istiyorsanız bu şehre mutlaka 2-3 gün ayırın. Çünkü bu şehri hissetmeyip hangi şehri hissetmek isteyebilirsiniz? Mükemmel bir Old Town'la sizi bekliyor aslında Kotor. Bizim Kotor Eskişehir hakkında söylemek istediklerimiz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz videoyu öne çıkarmak için yorum yapmayı, videoyu YouTube'da beğenmeyi unutmayın. Bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.